Şevahidin Nübüve Peygamberlik Müjdeleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miracını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Mescid-i Aksa'ya uğradıklarını söyledi. Kureyşler onun Mescid-i Aksa'yı daha önce görmediğini biliyorlardı. Mescid-i Aksa'nın şeklini sordular. O sırada Cebrail aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin önüne getirdi. Sorulan şeylere Mescid-i Aksa'yı seyrederek televizyon gibi cevap verdi. Ayrıca Kureyşlilerin Şam'a gitmiş olan bir kervanından haber sordular. Kervan yoldadır. Ben onlara uğradığım zaman falan kişi Deve üstünde oturmuştu. Hava soğuk idi. Kölesinden kilim istedi. Ben susamıştım. Falan kimsenin bardağından su içtim. Bir kimse bir şey kaybetmişti. Onu arayıp buldular. Bizim Burak'ımızdan kervandaki develer ürktü ve etrafa dağıldılar. Eğer develeri toplamak için çok oyalanmazlarsa falan gün güneş doğarken Mekke'ye gelirler buyurdu. Kervanın geleceğini söylediği gün, müşrikler iki grup oldular. Bir grubu kervanın geleceği tarafı, bir grupta güneşin doğacağı tarafı gözetlemeye başladılar. Kervanı gözetleyenler aniden, işte kervan geldi diye bağırıştılar. O anda güneşin doğuşunu gözetleyenler de, işte güneş doğuyor diye bağırıştılar kervanı karşıladılar ve anlatılanları ve başlarından geçen hadiseleri tek tek sordular. Hepsinin doğru olduğunu öğrendiler. Fakat inatlarından ve kibirlerinden dolayı iman etmediler. İnkarları ve kibirleri arttı. Allahü Teala'nın dalalette bıraktığını kimse hidayete erdiremez. Yunus bin Bükeyr, İbn-i İshak'ın siretine ilaveten şöyle demiştir. O gün güneşin doğması kafilenin gelmesine kadar Allahü Teala tarafından geciktirilmiştir. Bir gün Ebu Cehil uzun münakaşalardan sonra Kureyşlere dedi ki: Biz Muhammed'in hakkında artık mazuruz. Bundan sonra onu adeti üzere namaz kılarken görünce, başına bir taş vurayım. Böylece onun elinden kurtulmuş olurum. Fakat bana yardımcı olun. Düşman eline bırakmayınız. Ebu Cehle, sana her bakımdan yardımcı olacağız. Seni gözeteceğiz. Seni düşman eline bırakmayacağız diye söz verip, and içtiler ve bu işi yap dediler. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı yere gelip namaza durdu. Ebu Cehil eline bir taş alıp arkadan yaklaştı. Yanına yaklaşınca yüzünün rengi değişti. Vücudu titremeye başladı ve perişan bir halde geri döndü. Kureyşler Ebu Cehil'e "Sana ne oldu?" diye sorunca dedi ki: "Taşı vurmak için ona yaklaşınca Kocaman ve hırçın bir deve gördüm. Ömrümde öyle uzun ayaklı, keskin dişli ve heybetli deve görmemiştim. Eğer biraz daha yaklaşsaydım beni öldürürdü, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer yaklaşsaydı onu elbette yakalardı. Cebrail aleyhisselam bana böyle haber verdi, buyurmuştur.